Merhaba arkadaşlar. Bir halk edebiyatı dersiyle beraberiz. İşleyeceğimiz konu halk edebiyatı alan ve halk edebiyatı alanı ve araştırma yöntemleri diye halk bilimi ve halk edebiyatı ilişkisi. 8 sayfalık bir konu, 2 videoda işleyeceğiz tabii ki. Halk bilimi geleneksel insan davranışlarını ve geleneklerini çalışarak araştırma nesnesi olan sosyal ve kültürel insanı daha iyi anlamak ve onun hakkında daha derin bir bilgiye sahip olmak amacıyla 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bağımsız bir disiplinin adıdır. Türkiye'de ne zaman bağımsız bir disiplin olmaya başladı? 20. yüzyıl. Daha geniş bir tanımlamayla halk bilimi, bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, gelenek, töre, halk inançları, halk müziği, halk oyunu, halk edebiyatı, halk mimarlığı, halk hekimliği ve halkla başlayan ne varsa hepsini inceler, birbirleriyle ilişkisini ortaya koyar. Kaynak, gelişim, etkileşim gibi sorunlarını kendine özgü yöntemlerle çözmeye, sonuç, kural, kuram yani nazariye ve yasaları bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. Şu kuramlardan sıklıkla soru gelmekte. Bildiğiniz üzere halk biliminin bir art dalı olarak halk edebiyatı ait olduğu ulusun yaşayış, inanç, duygu, kültürel karakterini yansıtan ağırlıklı olarak sözlü bir edebiyattır. Halk edebiyatının edebi türleri sözlü kültür ortamında doğaçlama olarak yaratılır ve kişiden kişiye, kuşaktan kuşağa yine sözlü olarak yayılır, varlığını sürdürür. Halk edebiyatının mitler, epik destanlar, masal, efsane, fıkra, halk hikayeleri, atasözü, deyim, tekerleme, alkış, kargış, türkünün, nimani ve diğer geleneksel şiir türlerinden hareketle bir ulusun kültürel kimlik ve mirasının oluşumunu ve gelişimini anlamak, çeşitli yönlerini açıklamak ve bir bütünlük içinde geçmişini ortaya koymak mümkündür. Ama neyle mümkündür? Elbette şu ürünlerle, şu ürünleri incelemekle mümkündür. İkinci sayfa. Daha da önemlisi, halk edebiyatının çok eski çağlara kadar uzanan bir oluşum sürecinde yaratılmış kültüre özel duyuş ve düşünüş biçimlerini taşıdığı edebi ürünlerinden hareketle, yeni ve çağdaş yöntemlerle değerlendirilerek roman, öykü, heykel, dans, tiyatro, müzik, çizgi film, sinema, filmi gibi yeni kültürel ve edebi formlara kaynaklık etmesidir. Yani halk edebiyatı bu eski ürünlerinden, atasözünden tutun da alkış, kargış, koşma ne varsa hepsinden tutun da artık yeni ürünlere de kaynaklık etmektedir. Halk edebiyatının biri geçmişe diğeri geleceğe yönelik bu iki yönlü çalışma biçimi. Yani bir eski ürünlerini inceler, koşma, ninni ne varsa bir de bu yeni türlere kaynaklık eder. Halk biliminin diğer araştırma alanları için de geçerlidir. Halk bilimi çalışmalarının başlangıç tarihi yaygın olarak Almanya'da Jakob ve William Grimm adlı iki kardeşin Ev ve Çocuk Masalları adlı sözlü gelenekten derleyerek oluşturdukları kitaplarını yayınladıkları 1812 yılı kabul edilir. Unutmayınız eseri. Lütfen. Başlatanlar Jakob ve William Grimm kardeşler Ev ve Çocuk Masalları. Bilim dalının adı olarak uluslararası bir kullanıma erişmiş olan folklore terimi ilk defa 1840 yılı 46'da İngiliz William John Thoms tarafından Athenaeum adlı dergide Ambrose Merton takma müstear adıyla yazdığı yazıda kullanılmıştır. Folklore terimini ilk kullanan kimmiş? William John Thoms Athenaeum adlı dergide. Folklore kelimesinin kökenini folk, halk ve lore, bilim sözcükleri oluşturmakta halk bilimi yani. Ve birleşik bir terim olarak halk bilimi anlamına gelmekte son zamanlarda uluslararası literatürde folklor teriminin gerçek anlamını yitirmeye başlaması ve yanlış kullanımlarının çoğalması nedeniyle yerine aynı anlamda ve bağlamda folkloristik teriminin kullanılması da yaygınlaşmıştır. Böyle folklor deyince sanki sadece bir nasıl diyelim halay ifadesine dönüştü. Anlamı daraldı biraz daha böyle. Tabii bunda sosyal medyanın da çok kötü yönü var. Televizyonun da çok kötü yönü var. Bir ülke veya belirli bir bölge halkına ya da aralarında en az bir müşterek faktör bulunan bir toplumsal gruba ilişkin maddi ve manevi alanlardaki kültürel ürünleri ve onların canlı adeta bir tiyatro gibi dışa vurum şeklinde icra olunan gösterimleri halk biliminin konusudur. Halk biliminin konusu neymiş? Çok çeşitli bir grubu
ilişkin, maddi manevi alanlardaki kültürel ürünlerin tamamını canlı bir şekilde ele alır. Halk biliminin toplumsal rolü ve işlevleri konusunda tanınmış halk bilimci Sedat Reis örneğin bir ülkenin, bir yöre halkının, bir etnik grubun yaşamının bütününü kapsayan ve temelinde o halkı oluşturan insanların ortak davranış kalıplarını, yaşama biçimini, belirli olaylar ve durumlar karşısındaki tavrını, çevresini, dünyayı algılayışını açıklamada geleneksel ve törensel yaşamı düzenleyen, zenginleştiren, renklendiren bir dizi beceriyi, beğeniyi, yaratıcı töreyi, zamanımıza uzanan gelenekler, görenekler, adetler zincirini saptamada, bu kültürün atar damarlarını yakalayarak bunlardan özgün ve çağdaş yaratmalar çıkarmada, halk biliminin rolü ve önemi birinci derecededir şeklindeki tespitleri de bu bilim dalının karşıladığı bilimsel, sanatsal, toplumsal ihtiyaçları açıklayıcı niteliktedir. Halk bilimi, sanatsal, toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel, gelenek, görenek, aklınıza gelen ne varsa halkla ilgili her şeyi, edebiyatta dahil her şeyi inceler. Toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerinin harekete geçmesi, özellikle halkın yarattığı kültür ürünlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması, ulusal duyguların, estetik düşünce ve yaratma odaklarının gelişmesiyle gerçekleştirilebilir. Halk bilimi de bunları işler. Halk bilimi vasıtasıyla ulusların sosyal ve kültürel yaşantısını etkileyen olayları ve olguları, halkın önemsediği, benimsediği kültürel ve ulusal değerleri araştırıp ortaya koymak ve bunlardan hareketle çağdaş kültür ve edebiyatı bu temeller üzerine kurmak yaklaşık 200 yıldır pek çok uygar ulusun takip ettiği bir yoldur. Burada takip edilen ne? Geçmiş milletlerin, yani aynı millet, kendi geçmişini artık bulup çıkarmak zorunda, millet olma bilincini sağlamanın, millet olma bilinci bu şekildedir. Özellikle her millet artık sözlü edebiyatının ne kadar önemli olduğunu bu halk bilimi disipliniyle öğrendi. Halk bilimi disiplini bu bağlamda işaret edilen amaç ve görevleri yerine getirmeye yönelik olarak başta tarih, edebiyat, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, etnoloji, arkeoloji, dinler tarihi, sanat tarihi, dil bilimi, coğrafya, tıp, hukuk, mimarlık, veterinerlik, ilahiyat olmak üzere neredeyse sosyal, beşeri bilimlerin hepsiyle ilişkilidir. Çünkü toplum bunlarla ilişkilidir. Bu özelliğiyle halk bilimi sosyal ve beşeri bilimlerin adeta kesiştiği veya en azından bir yönleriyle birleştiği bir kavşak durumundadır. Halk bilimi gerektiğinde bu disiplinlerin bulgularından, yöntemlerinden yararlanır. Başka ülkelerin halk bilimsel verileriyle koşulluklar kurar, ilişki kurar, karşılaştırma yapar. Bunların kökenine inmeye uğraşır. Kısacası halk bilimi sosyo-kültürel ekolojisi içinde insanı ve bütüncül bir bakış açısıyla insanın kültürel çevresini anlamaya çalışır. Dar çevrede halk bilimi insan, bir insan, insandan yola çıkarak da tüm toplumu incelemeye başlar. Halk bilimi bu tarz bir disiplinler ve kültürler arası çalışma sistematiği içinde yerellikten ulusallığa, ulusallıktan da evrenselliğe geçerek insanın ortak kültürüne veya uygarlığa katkıda bulunmaktadır. Bunu burada bırakalım arkadaşlar. Hiç silmeden ikinci videoya tam da şuradan devam edeceğiz. Halk bilimine ilişkin biraz soyut bir konu işledik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle ikinci videoda.